Benim adım İshak Fidan, Adanalıyım. Neydi sizi buraya getiren? Tayland'la 2005 yılında ilk tanıştım. Bir defa burada bir işletme açmak çok zor değil. Tayland'da peynir, sucuk, et gibi ürünleri bulmak gerçekten zor. Tayland'da iş kurmayı izleyicilerimize önerir misiniz, tavsiye eder misiniz? Hava parası adı altında bir parayla evet. Bir işletme sahibi olabiliyorsunuz. Herkese merhaba. Size uzaklardan kocaman selam gönderiyorum. Ve nerede olduğumu hemen göstermek istiyorum çünkü ben çok heyecanlıyım. Burası bir Türk restoranı ama nerede? Tayland'ın Phuket adasında Türk restoranına geldim. İshak Bey burada 5 senedir çalışıyor. Türk restoranı var. Burayı işletiyor. Onunla tanıştıracağım sizi. Evet, merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz efendim. Gördüğünüz gibi burası Bosporus adında bir Türk işletmesi. Tay ve Türk karışık olmak üzere çalışanları var. Ve şuraya hemen göstermek istiyorum. Ayran ve baklava. Ve tulumba tatlımız. Ve tulumba tatlımız. Daha ne olabilir? Sütlacımız da var. Bunun sütlaç. Artık eminiz değil mi? Türk restoranında olduğumuza. Yani Tayland'da bu lezzetleri bulmak gerçekten çok zor. Çok merak ediyorum hayat hikayenizi. Dinleyelim mi? Tabii ki. Hay hay ne zaman isterseniz. Benim adım İshak Fidan. Adanalıyım. Adana doğumluyum. 2018'de başladık ilk buraya. Evet. 5 senedir, 5. senemizi yaşıyoruz. Daha öncesinde tabii ki var olan bir işletmeydi ben buraya devraldığımda. Hem Tay mutfağı da mevcuttu. Şu anda tamamen %100 Türk mutfağı olarak çalışıyoruz. Neydi sizi buraya getiren? Tayland'la 2005 yılında ilk tanıştım. Eşimle beraber tatile geldiğimiz bir yerde. 3-5 sene sonrasında eşimle beraber burada yaşama fikri olmuştu aslında bizde. Böyle bir işletme açma fikri doğdu. 2017'de bir ön araştırma yaptım. Yaklaşık bir ay boyunca buraları bir etüt ettim. Kararımı verdim. Sonra ailemle, bu arada eşim ve iki çocuğum var benim. İki çocuğumla da birlikte oturup bir karar verdik. Burada da bir işletmemiz olsun dedik. Bu işletmemizi de devraldık. Hazır olan bir yere satın aldık. Burada da şu anda 5 yıldır da devam ediyoruz. Burada ne kadar Türk var? Yani Türk sayımız nasıl? Şöyle söyleyeyim, Covid öncesinde yaklaşık bir 200-250 civarında Türk yaşayan insan vardı. Covid döneminden sonra bu sayı tabii ister istemez düştü. Şu anda yaklaşık bir 100 civarında, 120 civarında sayabiliriz. Aşağı yukarı. Burada Türk restoranına gittiğimizde şeydi, yani her şey çok güzeldi ama o tat tam olarak değildi yani. Tam olarak dediğin gibi %98-97 idi. O da aslında düşününce çok mantıklı. Yani malzeme bulma konusunda çok zor. Çünkü Tayland'da peynir, sucuk, et gibi ürünleri bulmak gerçekten zor. Buna rağmen bence burada bir mutfak ürünü yani bir lezzet çıkarmak çok iyi. Ben tebrik ediyorum açıkçası. Kesinlikle haklısınız. Özellikle o değindiğiniz konu da çok önemli. Şimdi bazı ürünler var ki burada temin etme şansımız hiç yok. Hayvancılığın olmadığı bir yerde süt ve süt ürünlerini temin etme şansımız da maalesef çok zayıf. Dolayısıyla bir peyniri burada bulma şansımız maalesef yok. Dolayısıyla sucuk, zeytin, peynir gibi ürünleri ki alkollü içeceğimiz rakı bunları mecburen Türkiye'den getirmek zorundayız. Onlar bir de stoklama maliyetleri var yani soğuk hava deponuzun olması lazım. Zorluklarla karşılaştınız mı? Çünkü yeni bir kültüre adapte olmanız gerekiyor, dil sorunu var. Aynen. Bir defa burada bir işletme açmak çok zor değil. Kolay bir süreç. Evet. Burada en önemli faktör bir tane muhasebecinizin olması. İyi bir muhasebeciyle, işi bilen bir muhasebeciyle çalışırsanız süreç çok hızlı ve kendiliğinden işliyor. Öncelikli olarak burada tabii ki bir şirket kurmanız icap ediyor. %51 iki tane tayili ortağınız ve bir de kendinize ait %49 hisseyle bir şirket kurmak durumundasınız. Bu şirketi kurduktan sonra herhangi bir işletmeyi satın alıp o şirketin altına bu işletmenizi başlatıp devam edebilirsiniz. Çalışma izniniz şirket kurulumu ve sizin şirketin genel müdürü olma durumunuzla birlikte başlıyor. Bunun dışında çalışma izni yılda bir kez yenilenmesi gerekiyor. Onun dışında bir de pasaport vizesi dediğimiz yani burada yaşarken bulundurmanız gereken yıllık vizemiz var. Bunu isterseniz 3 ayda bir yurt dışına gidip alıp gelebilirsiniz. Bu nedir? Malezya'dır, Penang'dır, Kuala Lumpur'dur, 3 ayda bir. Gidip vize, 3 aylık vize alıp gelebilirsiniz. Ya da yılda bir kez bunu alabilirsiniz. Onların da her ikisinin de kendine göre ücretlendirmesi mümkün. Şimdi bu süreçte tabii burada eskiden Türkiye'de olduğu gibi çok boş yer bulmak imkansız gibi bir şey. Evet. Hava parası adı altında bir parayla evet. Bir işletme sahibi olabiliyorsunuz. Bu da çok ciddi bütçeler. Yani çok ucuz maliyetler değil, onu da söyleyeyim.
bir işletmeyi alabilmek için muhtemelen bir 2 milyon TL civarında bir paranızın cebinizde mutlaka olması gerekiyor. Onu kesinlikle bilin. Yatırım. Çok ucuza. Çünkü zaman zaman sosyal medya ortamında özellikle Facebook üzerinde, Türk sayfalarında birçok arkadaşımız bizlere soru yöneltiyorlar. Burada var olan Türk işletmeciler olarak. Elimde 15 bin dolarım var, elimde 45 bin dolarım var, yeter. Elimde 55 bin dolarım var. Maalesef ki bu paralarla sadece burada tatil yapabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Şimdi burada iş yapmak, bir yer satın almak çok kolay. Ama sonrasında dil, ırk, bunların hepsi kültür, tamamen farklı olan bir insan grubuyla birlikte çalışmak. Hele ki bir Türk insanına çok zor gelecektir. Şimdi gelelim işletme kısmına. Türkiye'de olduğu gibi burada personel çalıştırmak çok kolay değil. Bir defa Türkiye'den bir usta getirmek zorundasınız çünkü Türk mutfağı çalıştırıyorsunuz. Evet, hakim olması gerekiyor. Kesinlikle. Birincisi o. Ancak o gelen ustamızın da buradaki kültüre, buradaki insanlara ayak uydurma sorunu çıkabiliyor. Tayland kültüründe sanırım bu Budizm felsefesinin getirmiş olduğu bir rahatlıktan kaynaklanıyor. Her şey oluruna bırakılıyor. Hiçbir zaman bugünkü şu iş bu an yapılacak diye bir zorunluluk yok. Daha mı rahatlar? Kesinlikle çok rahatlar. Yani bir müşteri masadan kalktıktan 10 dakika sonra da masa temizlenebilir. 25 dakika sonra da temizlenebilir. Ama Türkiye'de bir masadaki müşterimizin, misafirimizin önündeki kirli tabak hemen alınır. Kalın veya değiştirilir. Alınır. Aynen, evet. Değiştirilir. Ama oysa ki müşterimizin, misafirimizin tatlısı gelene kadar kirli tabak ellenmeyebiliyor. Çünkü buradaki kültür böyle. Maalesef zorlukları var. Burada çalışma arkadaşlarımızı bir anlamda şikayet ettik ama iyi tarafları da var. Her şeyi boş veriyorlar. Yani kafası eksik rahat. Olan kafası rahat. Eksik olan bir şeyi sadece gülerek, tebessüm ederek karşılar. Hiçbir zaman içeriye gidip o sizin yüzünüzdeki agresifliği içeriye yansıtmaz. Müşterimizin ekmeğe gitmemiş diye bunu gülerek söyler. Peki çok fazla eleman sirkülasyonu oluyor mu? İşten ayrılanlar, işe girenler? Her çalışan yabancı kişi için 4 tane Taylandlı sigortalı çalıştırma zorunluluğunuz var. Hayırlı çalışan bulmak biraz zor. Suriyeli insanlar bizim nasıl memleketimize gelip orada barınabiliyor ve bir işletme açıp çalışabiliyorlarsa bizim burada da yine Myanmarlı halka açılmış olan özel bir statüde bir çalışma alanı mevcut. Ancak o insanlar, o Myanmarlı insanları tamamıyla her işte çalıştırma durumunuz söz konusu değil. Misal, kendi halkını koruyor yani. Öncelikle kesinlikle. Öncelikle o milliyetçilik anlamında kendi halkını koruma çok fazla var. Mesela bazı sektörleri yapamazsınız. Örneğin bir berber, bir kuaför, taksicilik. Bunların hiçbirini yapamazsınız. Neden? Çünkü bunlar normal düz bir Taylı insanın yapabileceği meslekler zaten. Restoran kısmına gelince size zaten burada bir Türk ustası hakkı veriyor. Ama bunun karşılığında da 4 tane Taylandlıyı al çalıştırma zorunluluğu karşılığında. Kasiyer, barmen gibi özel alanlarda da herhangi bir yabancı çalıştırma izni vermiyor. Yani iç kısmı size almıyor. Aynen, kesinlikle. Çünkü orada zaten onu düz bir Taylandlı vatandaş, herhangi bir ehliyeti olmayan bir vatandaş bir kasiyerlik yapabilir. Efendim söyleyeyim, bir barmenlik zaten yapabilir. Bir servis elemanı zaten olabilir. Bunlar için özel bir diploma gerektirmiyor. Dolayısıyla bu anlamda, bu alanlarda da ne Myanmarlı ne de bir Türk ya da bir yabancı bir insanı çalıştırma lüksünüz asla yok. Ortak yiyeceklerimiz var mı böyle, yemeklerimiz? Domuz eti çok fazla tüketiliyor. Ama bunun yanında işte Tayland nüfusunun %93-95'e yakını zaten Budizm. %5'lik kısmında da Müslüman kesim var aşağı yukarı. Aynen öyle. Hatta bazı mahalleler vardır ki gittiğiniz o mahallede sadece ve sadece Müslüman kesim yaşadığını görürsünüz. Bölgeler de var mahallenin dışında. Mesela bir Krabi bölgesi var. Krabi'de %90... Pukete gelirken olan kısım. Aynen, doğru. %90'ında Müslüman halkın yaşadığını göreceksiniz o bölgede. Tavuk, balık ve beef, yani et. Bunlar zaten koyun eti çok fazla tüketilmiyor Tay halkı tarafından. Daha çok dana eti tüketiliyor. Bunlar zaten bunlarla yapılan yemeklerde birçok lezzet bize uyuyor. Tayland'da iş kurmayı izleyicilerimize önerir misiniz? Tavsiye eder misiniz? Yani hem ederim hem etmem diyeceğim. Çünkü burada az önce anlattığım kriterler var. Kriterlerden yola çıkarak yani buradaki fark insanlarla çalışmak size kolay gelecekse gerisi zaten kolay. Tavsiye ederim. Burada yaşamak güzel. Ancak benim en başta yaptığım hatayı yapmamak kaydıyla mükemmeliyetçiliği Türkiye'de bırakacaksınız. Buraya onlarla birlikte yaşamaya geleceksiniz. Şunu unutmayınız. Bütün bunlara okey deyip buraya gelip milyonlarca parasını batırıp giden insanları tanıyoruz. Benim dediğim olacak diye bir kültür yok. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. O zaman buraya gelen herkesi bekliyor muyuz? İnşallah. Her zaman bekliyoruz.
güzel. Tayland'da ikinci ayım. Gerçekten Türk restoranını çok özlemiştim. Hatta böyle dönüp geri gelmeyi falan düşünüyordum ama dedim ki Ayşe ne yapıyorsun? Bu bizim pilav işte. Bu böyle bildiğiniz yağlı ve tuzlu yaptığımız pilav. Bu bizim pilav. Sizin için derim abi. Yoksa yani biliyorsunuz Tayland'da hiç et yememiştim. Hep tavuk falan yiyordum. Bu çok iyi geldi. Sadece Tayland'da değil, genel olarak ayran bulmanın ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz. Çünkü yoğurtlara tatlı yoğurt oluyor, meyveli yoğurt oluyor. O yüzden çok şanslıyım. Çok özleyeceğinize o kadar eminim ki. Tayland'da tatil yaptığınız süre boyunca gelmeyi unutmayın.